Merhaba arkadaşlar, ben Jelit, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar en hızlı bir şekilde nasıl kupa kasabilirsiniz bunu göstereceğim arkadaşlar. Her neyse, uzatmadan videoya geçelim. Evet arkadaşlar, videoya geçmeden önce size Discord sunucusundan bahsedeceğim. Arkadaşlar sunucuya kesinlikle gelmeyi unutmayın. 12 adet Brawl Stars çekiliş sonuçları sunucumuzda açıklanacak. Ayrıca arkadaşlar zaten sunucuya nasıl girebileceğinizi falan şimdi anlatacağım. Arkadaşlar şimdi sunucu linki var açıklama kısmında, zaten oraya tıklayarak geldiğiniz zaman ilk önce size bir ekran çıkacak. Kayıt, isim, yaş odasına geliyorsunuz arkadaşlar. Bundan önce tabii ki de sınır odası çıkacak. Burada kayıt kanalına ulaşmak için tepkiye tıklıyorsunuz. Buna tıkladığınız zaman arkadaşlar zaten bunlara dosya kayıt yaptırmak için yukarıdaki emojiye tıklayın demişim. Buraya tıkladıktan sonra arkadaşlar kayıt, isim, yaş odasına ve ses teyit atıyor. Buraya arkadaşlar bakın yukarıda örnek vermek istiyorum. Ahmetcan 15 mesela arkadaşlar. İsminizi veriyorsunuz. Eğer yaşınız 16, 17, 18 arasıysa ses teyite girmeniz gerekiyor. Fakat 14, 13, 12 yaş iseniz arkadaşlar hiç gerek yok, buna direkt kaydınızı yapıp size alıyorlar arkadaşlar. Bunu da bilgisini vermek istiyorum. Hadi şimdi videoya devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ilk öncelikle hangi haritalarda hangi karakterle oynamalıyız bundan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar ilk öncelikle mesela çift veya tek hesaplaşma girdiğiniz zaman şunlara dikkat edin arkadaşlar. İlk öncelikle kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar çift hesaplaşma arkadaşınız olmadan girmeyin. Bunun sebebi arkadaşlar kupa kaybedebilirsiniz. Bunun bilgisini de vermek istiyorum. Ha, neden kaybedebilirsiniz? Şunu da açıklayayım arkadaşlar. Gerçekten yanınıza bazen düşük karakterli oyuncular geliyor ve oyunları tam bilmediğiniz için arkadaşlar siz de kupa kaybedebiliyorsunuz. Bunun da bilgisini buradan vermek istiyorum. Onun dışında arkadaşlar söyleyeceğim şey şu. Arkadaşlar ilk öncelikle tek hesaplaşmaya mesela hangi karakterle gireceksiniz? Hemen bir haritaya bakmak istiyorum. Arkadaşlar harita görmüş olduğunuz gibi böyle Dynamike'a uygun, Bibi'ye uygun ve daha birçok farklı karaktere uygun arkadaşlar. Peki bunlar hangi karakterler? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar böyle dibine yakın bloklar varsa ve aralarında da boşluklar varsa kullanacağınız karakterler atıcı olmalı. Yani şunlar arkadaşlar. Hemen göstermek istiyorum. Birincisi Dynamike arkadaşlar. Çünkü çok fazla hasar veriyor ve bu kesinlikle arka atıcı olarak inanılmaz iyi bir karakter. Kesinlikle bunu öneriyorum. İkinci karakterimiz Bale arkadaşlar. Tabii ki de Bale max olduğu zaman ve ultisi olduğu zaman gerçekten inanılmaz iyi bir karakter olduğunu söyleyebilirim. Ve üçüncü ve sonuncu ise arkadaşlar Jackie. Tabii ki de arkada inanılmaz fazla hasarı var. Yani vurduğu zaman dibinizdeki duvarın yanında duran düşmanı rahatlıkla öldürebiliyor arkadaşlar. Kesinlikle bu karakteri de öneriyorum. Şimdi arkadaşlar çift hesaplaşmada peki hangi karakterler alınmalı? Arkadaşlar mesela bu harita değil de şöyle göstermek istiyorum size hemen. Mesela arkadaşlar buradan mesela örnek vereyim. Mesela arkadaşlar örnek vereyim böyle mesela örnek veya böyle. Görmüş olduğunuz gibi bazıları kapalı, bazıları açık, uzak yakın menzillerde neler alınmalı? Arkadaşlar uzak menzil ve açık alan varsa arkadaşlar alacağınız karakterler şunlar. Tabii ki de arkadaşınız için de bahsediyorum. Arkadaşlar Daryl bu bir, ikincisi B bu iki, üçüncüsü Penny, dördüncüsü 8, beşincisi Colt ve yakın bir karakter de gerektiği için Jackie arkadaşlar. Bu çünkü duvar da var. Bu yüzden arkadaşlar bu karakterleri arkadaşlarınız ile aldığınız zaman daha hızlı bir şekilde, daha aktif bir şekilde kupa kasabileceksiniz. Ve düşmanlarınızı rahatlıkla yenebilip birinci olabileceksiniz arkadaşlar. Böyle bir ihtimal var. Sıradaki taktiğimiz arkadaşlar düzenli kupa kasma. O da şöyle arkadaşlar. İlk öncelikle şu taktikten başlamak istiyorum. Arkadaşlar mesela örnek vereyim. Kupa yolu, Ender, Süper Ender, Destansı, Gizemli, Efsane ve Kromatik diye giden bir sıralama var biliyorsunuz. Arkadaşlar siz o sıralamaya göre kupa kasacaksınız. Mesela örnek vereyim. Hemen şuradan. Bakın enderliğe göre azalan, enderliğe göre çoğalan tıklayacaksınız arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi kromatikler burada. Daha sonra burada en üstte efsanevi olmadığı için tabii ki de burada efsanevi olması lazım. Kromatikler burada, burada efsaneviler olması lazım. Bende destansı var, efsanevi yok. Bu şekilde arkadaşlar siz de bu sıralamaya göre arkadaşlar giderek kupa kasabilirsiniz. Bu da size bir avantaj olacak. Diğer takdim size arkadaşlar farklı bir kupa kasma. Arkadaşlar mesela hemen şunu düzelteyim. Aynen. Bakın şimdi arkadaşlar mesela her sevdiğiniz bir karakter olabilir, sevmediğiniz bir karakter olabilir. Sevdiğiniz karakterler arkadaşlar 600 kupaya kadar bir hedef belirleyin. Bu 700 olur, 800 olur, 1000 bile olabilir. Her karakteri bir hedef belirleyin arkadaşlar. Mesela bir ne bileyim 500 olsun, Bibi 600 olsun, Edgar 700 olsun. Bu şekilde kupa kasın arkadaşlar. İlk öncelikle tabii ki de hepsini bir 500 yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Bunu asla unutmayın. Tüm karakterlerinizi bir 500 yapın. Daha sonra hedeflerinizi belirleyerek her karakteri 600, 700, 800 diye devam edin arkadaşlar. Bu da düzenli bir kupa kasma taktiği. Bu da sizin faydanız olacaktır arkadaşlar. Kesinlikle öneriyorum. Evet arkadaşlar, sıradaki diğer taktiğimiz her gün gelen farklı troll haritalar arkadaşlar. Bunlardan kesinlikle çok hızlı bir şekilde kupa kasabilirsiniz. Hemen bunu anlatmak istiyorum. Mesela buraya bir arkadaşlar farklı bir şey geldi. Mesela soygun geldi arkadaşlar. Soygun biliyorsunuz çok hızlı bir kupa kasılan bir harita olduğu için ve insanlar da onu troll bir şekilde yaptığı için çok hızlı bir şekilde kupa kasabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunlar için bazı siteler var arkadaşlar. Hangi haritalarda hangi karakterler oynamalı diye. Bunu da kesinlikle öneririm. Gidip bakabilirsiniz. Bazı siteler var. Şimdi arkadaşlar tabii ki de mesela atıyorum soygun çıktı. Soygundan hangi karakteri almanız lazım? Mesela arkadaşlar örnek vereyim size. Soygunda arkadaşlar en hızlı hasar veren karakterler Tik. Bakın Tik, Jackie ve Karl. Bunun üçü inanılmaz iyi arkadaşlar. Kesinlikle öneriyorum. İnanılmaz hızlı bir şekilde kupa kasabilirsiniz. Onun dışında arkadaşlar atıyorum savaş topu çıktı. Savaş topunda Bibi, Mortis, Frank. Bunun üçü sayesinde maçı rahatlıkla bir şekilde bitirebilirsiniz arkadaşlar. Kesinlikle bu taktikleri öneriyorum. Ve ayrıca arkadaşlar zaten fark etmişsinizdir. Supercell'de size özel bir şey yapmış bakın. Burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar kupa yolunda hediyeler var, kutular var. Her kupa atladığınız zaman hediyeler size veriyor arkadaşlar fark ettiyseniz. Supercell'de yani siz kupa atladığınız zaman bunu ödüllendiriyor yani. Bu da çok güzel bir şey arkadaşlar. Bu yüzden arkadaşlar yapmanız gereken şey şu. Her zaman kupa kastığınız zaman burada ödüller var zaten. Ödülleri de toplayarak da kendisine motivasyon katarak daha fazla ödül alabilirsiniz ve hesabınızı daha iyi yerlere getirebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Uzun zamandır video atmıyordum bunun farkındayım ama artık dümdüz video atmaya devam edeceğim. Ayrıca şarkımızı da hala denemediyseniz şurada bir yerde vardır. Tıklayarak ona da gidebilirsiniz arkadaşlar. Kesinlikle süper bir şarkı olduğunu düşünüyorum. Ayrıca arkadaşlar güzel yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Like atıp kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca da Discord sunucuma da gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Diğer videolarımda da görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.